Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte ileri seviye saç metal uygulaması gerçekleştireceğiz. Öncelikle new diyoruz. Buradan part, sheet metali seçiyoruz. İstersek bir isim veriyoruz. Okey dediğimizde birbirimize uygun olarak parçamız açılıyor. Şimdi shape kısmından revolve seçerek silindirik bir sheet metal modelleyeceğim. Front düzlemini seçiyorum. Ardından center line datum kısmından merkezimi belirliyorum. Daha sonra da line komutuyla silindirimin ölçülerine giriyorum. 300 çapında, 400 genişliğinde OK diyorum. Bana et kalınlığını soruyor. Buradan istediğim derecede yapabilirim. 360 dereceye tam döndürdüm. Full döndüğü için bir boru şeklini aldı. Rip altından Sketch Rip'e geliyorum ve front düzlemini seçiyorum. Line komutuyla boydan boya kesecek şekilde çizgimi atıyorum. Yönümü ayarlayıp nerenin kesilip nerenin kesilmeyeceğini ayarlıyorum. Ve ardından Unbend diyerek açınımını alıyorum. Daha sonra form altından Punch Form'a geliyorum. Burada standart formlarım var. Buradan kullanmak istediğimi seçiyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi kulakçıklar geliyor. Kulakçıklarımı bağlıyorum. Ölçülerime giriyorum. Okey diyorum. Punch'ımı da gerçekleştirmiş oldu. Formumu seçip sağ tuşa basılı tutup pattern diyorum. Nasıl bir pattern? Çeşitli pattern alternatifleri var. Buradan fill pattern'ı seçiyorum. Referans'tan define diyerek yüzeyimi seçip sketch'e klikliyorum. Corner rectangle'a gelip alt GR tuşuna basılı tutarak şu kenarları referans olarak seçiyorum. Sonra mouse'un sol tuşuna basıp şu şekilde alanımı belirliyorum. Okey dediğimde mesafelere göre bu alanı dolduruyor. Mesafemi giriyorum. 55 diyorum. Şu şekilde kendisi mesafeleri giriyor. Okey diyorum. Ve punch formumu paternlemiş oluyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Şimdi geri bend back diyeceğim. Ve formumu yine bükecek. Silindirik yapıda. Hesaplamalarını gerçekleştiriyor ve şu an ön izlemesini getirdi ve OK dediğimde işlem tamam olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi modelimizi istediğimiz şekilde geri bend back yaparak şekillendirdik. Buradan istersek teknik resimle gidebiliriz. Preview kısmında dıştan dışı açının boyunu alabiliriz. Bunu istersek dediğim gibi teknik resimi alarak imalat resmini de alabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi dıştan dışa ne kadar bir ölçüye ihtiyacı var. Açının halini buradan kaydederek daha sonra da kullanabiliriz.